Uğur benim adım. Burik yani Karagöz köyünden İzmir'den. Şimdi son dönemde sıkça karşılaştığımız gibi yaşam alanlarımıza, üretim alanlarımıza, kültürümüzün, tarihimizin şekillendiği alanlara yönelik bir saldırıyla daha karşı karşıyayız. Tabii günü olan bir saldırı olmakla birlikte bugün bir chat toplantısı organizasyonuyla Pirmi Karagöz Köyü Demir Madencilik tarafından yapılan bir chat toplantısı organizasyonuyla resmiyet kazandırılıp süreç ilerletilmek isteniyor. Biz buna illaki yani tabii ki karşıyız. Bu alanlar bizim hali hazırda üretim yaptığımız alanlar. Her yıl binlerce hayvanın otladığı, işte tonlarca süt, peynir üretilen, yoğun bir arıcılık faaliyetinin yapıldığı, binlerce çeşit bitki türüne, yüzlerce çeşit endemik bitkiye sahip alanlar. Ben de Çakırkaya köyü muhtarıyım. Doğaya bütün coğrafyamıza zarar verecek bütün yapılanmalara, her şeye karşıyız. Karagöz köyünden Onur Tepe. 6 yıldır hem yaşıyorum Karagöz'de hem de arıcılık yapıyorum. Bal üreticisiyim. Her sene biz balımızı da analize gönderiyoruz Ege Üniversitesi'nde. Geçen sene de polen türü analizi ekstradan yaptık. 34.851 adet polen türü keşfedildi ve bunların %13'ü henüz literatüre girmemiş. Yani laboratuvar ortamında daha önce keşfedilmemiş. Yani endemik bitkilerin de yoğunlukta olduğu bir bitki çeşitliliğinin olduğu bir bölge. Sadece bizim köyümüz açısından. Derken bu analiz daha sonra haber de yapıldı ve daha sonra da coğrafi işaret almasına bölgemizin yarar sağladı. Böyle çeşitliliğin yüksek olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde 56 bin hektar arazi maden sahaları için açılmış. Kimine özel izin verilmiş, kimilerine ÇES raporu olmadan düzenlemeden izinler verilmiş ve bu burada kaçak bir şekilde bir şey yapmaya çalışılıyor. Dersim'de bir alabildiğine bir göç var. Bu göçü engellemek yerine üretim artırılması gerekirken tüketime dayalı toprakları zehirleyen, toprakları eşeleyen toprağımızı bu da Karagöz köyümüzün de aynı şekilde maden çalışmasıyla buranın ekosistemi bozulmak isteniyor. Bundan yaklaşık 1-2 gün önce Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Pürüdür ilçesinde Karagöz ve civar köyleri de kapsayan bir madencilik faaliyeti için bir chat toplantısının halkın katılımı ve halkın görüşlerini almasına yönelik bir toplantının, halkı bilgilendirme toplantısının yapılacağı duyurulmuştu. Ancak biz bugün buraya geldiğimizde, içeri girdiğimizde toplantı saati saat 11'di. Yine ilgili köylülerimiz ve muhtarlarımızla birlikte biz projeye dair görüşlerimizi açıkladıktan sonra içeri girdiğimizde bakanlık temsilcilerin ve bilgilendirme yapacak heyetin salonda olmadığını gördük. Bizler zaten köylüler de burada yaptıkları açıklamalarında kesinlikle projeye karşı olduklarını, yörede hem biyolojik çeşitlilik açısından, flora fauna açısından, bir de yaşam alanlarının, endemik bitki türlerinin olduğu bir coğrafyanın böylesine bir madencilik projesiyle birlikte yok edilmesine, talan edilmesine kesinlikle karşı olduklarını ifade ettiler. Bakanlık ve valilik eğer halkın görüşünü merak ediyorsa gerçekten de köylülerin ve muhtarlarımızın ve kurumlarımızın bu projeye dair, bu proje istemediklerine dair görüşlerini mutlak şekilde dikkate almaları gerektiğini düşünüyoruz. Ve chat sürecinin bir an önce sonlandırılmasını biz talep ediyoruz. İçeri girdiğimizde evet kimseyi göremedik. Yani sözde halkı bilgilendirme amacıyla yapan bir toplantıydı. Ama salonda halk adına hiç kimse bulunmadığı gibi zaten bilgilendirme yapacak heyetinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde aslında halkın görüşlerini çok da önemsemediklerini biz şahit olduk. Projenin yürütülmek istenildiği saha buradaki herkesin, tüm kurum temsilcilerinin de bildiği üzere Muzur Havzası içerisinde. Muzur Havzası önemli doğa alanı ve önemli bitki alanı. Buranın sıklıkla ifade ediyoruz, dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme hükümlerine göre dünya kültür mirası listesine alınması gerekiyor. Az önce başkanımız ifade etti. Bölgenin mevzuatsal açıdan önemi son derece büyük.
ülkemizin tarafı olduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi, Bern Sözleşmesi hükümlerine göre kesin koruma altında bulunan bitki türleri, yine kesin koruma altında bulunan fauna türleri bulunuyor. Az önce köy muhtarımız ifade etti. Biz bizzat gittik, tanık olduk orada. Anadolu Parsı'nın orada yaşadığına ilişkin işaretler var. Yine yaban keçisi, çengel boynuzlu, dağ keçisi, vaşak, ayı, kurt, tilki, kaya kartalı gibi koruma altında bulunan pek çok tür orada habitat buluyor. Yakın zamanda akademisyenler açıkladı, Muzur Havzası'nda 2250'nin üzerinde bitki türü saptanmış durumda. Bunların 5'te 1'i endemik. Projenin yürütülmek istenildiği saha, yakın zamanda nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen Külümür Çayı'nın su kaynaklarını barındıran Haskar Deresi Havzası'nda bulunuyor yine. Orada zehirli kimyasal atıkların kullanılması halinde ortaya çıkacak netice Haskar Deresi'ne oradan da Külümür Çayı'na karışacak. Bu bakımdan derhal projenin ÇED sürecinin sonlandırılması gerekiyor. Buradan çok kararlı bir şekilde şunu ifade etmek isteriz ki projeye net olarak geçit vermeyeceğiz. Şirket yetkilileri de, kamu kurum ve kuruluşları da bunu böyle bilsin. Hukuksal tüm mücadelemizi, demokratik tüm mücadelemizi yürüteceğiz. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle örgütlü bir mücadeleyle bu maden şirketlerine karşı burada geçit vermeyeceğimizi bir kez daha buradan haykırıyoruz. Ve hiç kesinlikle şey yapmasınlar, yani böyle hevese falan girmesinler. Bunlara geçit vermeyeceğiz, izin de vermeyeceğiz. Ve şimdiden bunlara söylüyoruz. Sakın ola ki Dersim topraklarına girmesinler.